İyi akşamlar, iyi haftalar. Beyaz Ana Haber'den tekrar merhaba. Caner Karaer ben. Çok yoğun bir haftaya girdik. Onu söyleyeyim. Ekonomiyle ilgili gelişmeler var. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları hem bugüne hem haftaya damgasını vuracak. Öyle görünüyor. İyi Parti ile CHP arasındaki ittifak krizinden bahsedeceğim. Bu akşam ana haberde sizlere özellikle CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında İyi Parti'ye de mesajlar var. Subliminal mesajlar. Sapıklar dört bir tarafımızda, o kadar ki artık engelli çocuklarımıza bile musallat oldular. Ama hak ettikleri cevapları da alıyorlar. İşte yine bir sapığın yediği dayaktan bahsedeceğim. Çünkü adı üstünde sapık. Peki neden, nasıl oldu? Türkiye Zonguldak'taki aile faciasını konuşuyor. Hepsini aktaracağım sizlere ama dediğim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Erdoğan AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümüyle ilgili video mesaj yayınladı. Konuşmasının önemli bir bölümünü ekonomiye ayırdı Erdoğan. Refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkarmak boynumuzun borcudur dedi. AK Parti'nin milletin bağrından doğan bir siyasi hareket olarak ülkeye hizmet için yola çıkışının 22. yıl dönümündeyiz. Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözüyle başladığımız bu yolculukta hamdolsun girdiğimiz her seçimden birinci çıkarak bugünlere geldik. Kuruluşundan bu yana 7 genel, 3 cumhurbaşkanlığı, 4 yerel seçimle 3 halk oylaması yapıldı. Erdoğan ve AK Parti ipi hep önde göğüsledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir video mesaj yayınladı. İlk günden bugüne sandıkta verdiği destekle AK Parti'nin Türkiye'ye hizmet mücadelesinde hep yanında duran aziz milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Yeri geldiğinde canı pahasına bize siper olan böyle asil bir milletin evladı olmakla ne kadar iftihar etsek azdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının önemli bir bölümünü ekonomiye ayırdı. Eskiden beri gelen kronik sorunlara ilave olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizin yeniden inşası için 104 milyar dolarlık bir yükle karşı karşıyayız. Bu ağır yükün altından kalkarken kimsenin hakkını ihmal etmeyecek, kimsenin beklentilerini cevapsız bırakmayacağız. Hayat pahalılığının farkındayız diyen Erdoğan, sıkıntıları AK Parti iktidarının çözeceğini söyledi. Küresel krizlerin ülkemize etkilerinden kaynaklanan hayat pahalılığının son dönemde milletimizi bunalttığının farkındayız. Ülkemizin her meselesini çözdüğümüz gibi inşallah bu sıkıntıyı da hal yoluna yine biz koyacağız. Çalışanından emeklisine bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkarmak boynumuzun borcudur. Seçim sonuçlarına değindi, muhalefeti eleştirdi. Kendini milli iradenin üstünde görenleri bir kez daha hezimete uğratan bu seçim sürecinin siyasi tarihimizde ayrı bir yeri olacağına inanıyorum. Seçim sonucunu mertçe kabullenmek yerine hala kendileri gibi düşünmeyen herkese hakaret yağdırmakta, depremzedeleri tahkirde ısrarcı olanları hep yaptığımız gibi milletimizin irfanına havale ediyoruz. 2024 yerel seçimleri de gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatına seslendi. Belediyelerdeki başarısızlıklarını sahte gündemler ve abartılı söylemlerle örtmeye çalışanların gerçek yüzlerini ortaya koyacak 2024 Mart'ında emaneti beceriksizlerden alıp ehline vereceğiz. Bunun için şimdiden çalışmaya başlamalı. Sahada en küçük bir boşluğa meydan vermemeliyiz.